Türkiye'de bir insan yılda bir kitap okurken Avrupa'da bir kişi 18 kitap okuyor. Sizce neden Türkiye'deki insanlar kitap okumuyor? Tembellikten. Başka bir şey değil yani. Siz yılda kaç kitap okuyorsunuz? Ben yılda yani yalan olmasın bir tane kitap zor okurum. En son okuduğunuz kitabın ismi nedir? En son şu an hatırlamıyorum. İnsanlar şöyle söyleyeyim, biraz geçim derdinden dolayı sanırım o şeylere vakit ayıramıyorlar. Ne alakası var derseniz, şimdi oradaki insanlar Türkiye'deki kadar geçimi sıkıntı etmedikleri için bu çeşit aktivitelere vakit ayırabiliyorlar. Sadece kitap okuma değil, adamlara bakıyorsunuz sporlarını yapıyorlar, müzikle ilgileniyorlar. Birçok farklı dalda aktivite gösterebiliyorlar ama Türkiye'de insanlar geçim derdinde olduğu için ya ben şahsen buradan normal mesaimden çıkıyorum, gidiyorum ikinci işte çalışıyorum. Oradan çıkıyorum eve yorgun bir şekilde geliyorum. Ben üniversitedeyken kitap okuyordum ama şu an okumak istesem bile okuyacak vakit bulamıyorum. Bilmem, yok. Sen yılda kaç kitap okuyorsun? Ben okula gittiğim sürede okuyordum ama işte son birkaç aydır hiç okumadım diyebilirim neredeyse. En son okuduğun kitabın ismini sorsan. Hatırlamıyorum. Geç bile kaldık. 50 tane kitap okumalar lazım. Bilgi sahibi olmalar için. Ama neden okumuyorlar işte? Sadece yılda bir kitap okuyorlarmış. Onu bilemiyorum da yalnız okumaları lazım bana göre. Siz yılda kaç kitap okuyorsunuz? Biz hayat kitabını okuyoruz galiba. Bu yaştan sonra torunları gezdiriyoruz işte, alışveriş yapıyoruz. Herkes bilgili olduğunu düşünüyor sanırım, o yüzden olabilir. Cahilliğe alışmış onlar. Yeter ki gelişmeyelim, yeter ki cahil kalalım diye. O yüzden olabilir yani. Kendilerini yeterli görüyorlar sanırım. Kitap okumak, ne bileyim, çok sevilen bir aktivite de değil. Yani sosyal medya varken tercih edilmiyor diyebiliriz. Sizler yılda kaç kitap okuyorsunuz? Ben okumuyorum. Yani okuyorum tabii ki ama o kadar sık değil. Yani iki ayda bir kitap falan o şekilde. Benim 30'u buluyor. En güzel kanal değil. En son okuduğunuz kitabın ismini sorsam? Ağladığında. Böyle bir kitaptı. Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck. Bilinçsizlik. Hani araştırmadan. Zaten Türkiye bir garip bir yer ya. Hani çok garip bir ülke. Araştırmıyor, bilgisizlik. Okuma isteği yok, telefon falan. Ya ne bileyim, bilinçsizlik herhalde yani. Bir hevesleri yok kitap için. Yani kitabın değerini bilmiyorlar, öyle diyeyim. Yani o seviyorum beni okumayı. Yani değeri bilmiyor diye düşünüyorum. Sizler yılda kaç kitap okuyorsunuz? 5, 6, 10 civarı falan. En son okuduğunuz kitabın ismi nedir? Şeker Portakalıydı herhalde. Dişi Kurt'un Rüyaları, Cengiz Aytmatov'un. Şu an okuyorum. Biraz eğitimsizlik var galiba. Şimdi gençlerde de pek bir okuma heves yok. Gezme, eğlenme peşinde oldukları için daha da geride kalacağımızı düşünüyoruz yani. Sizler yılda kaç kitap okuyorsunuz? Ben okumuyorum işin gerçeği. Çünkü İş hayatımız biraz ağır basıyor. Yani zamanımız olmuyor. O nedenle zaten sabah karanlığında gidiyoruz. Gece bir yarısı geliyoruz. Bu nedenle de bir okumaya zamanımız olmuyor. Okumadıkları için. Tahsile yani az yaptıkları için. En fazla ilkokulu bitirdikten sonra işte o okuma olayı bizde az. Ondan. Kültür gelişmemiş. Gençlerimiz de okumuyor ama üniversite okuyanlar. Mezunlar da okumuyor. Gençlerimiz de okumuyor. Niye okumuyor? Şimdi bu telefonlar, akıllı telefonlar çıkınca hepsi orada vıttırı vızık şeylerle uğraşıyorlar ondan. Yani bence kendilerine vakit bulamadıklarını düşünüyorlar. Aslında var ama başka işlerle, oyun olsun, bilmem ne diyeyim, işten güçten vaktim yok diye kendilerini kandırıyorlar. Evet. Kulağa düşüklükten ya, başka hiçbir şeyden değil. Basite kaçıyoruz çünkü. Bence telefondan. Elektronik ilerledi, elimizden muhabbet kalmadı aramızda. Kitap ne yani, kitap okumak bence. Valla bence millet çalışmaktan pek otur şeyler vakit bulamıyor ya. Eriniyoruz ya. Başka bir şey değil. Siz yılda kaç kitap okuyorsunuz? Okumuyoruz ya, aynı bir tane anca sararsa. Yani, aynen öyle. Biz de okumuyoruz. Okumuyoruz. En son okuduğunuz kitap? Hangisi desem hatırlayabilir misiniz? Yani hatırlarım ama ben bir yıldır ben de okumuyorum aşağı yukarı. En son ne okudum? Ölüme Fısıldayan Atam'ın iki serisini okudum. Okuduktan sonra zaten sürekli okuyorum ama bıraktıktan sonra da bir yıl falan başlamıyoruz yani. Okumadım yani. İlkokulda okudum en son. Ben Yaban'ı okumuştum en son. İşte. Başka da okumadım ya. Anladım. Bir tane okudum ama da hiç aklıma gelmiyor. Sanırım alışkanlığımız yok ya. Tam olarak bir kitaplara karşı da bir ön yargı var nedense anlayamadığımız bir şekilde. Çünkü kitaplar ülkenin tabusunu yıktığı için ve insanlar tabuya çok bağlı bu ülkede. Ve tabularını yıkmak istemiyorlar nedense. Hani kitap bir insana
farklı bir görüş açısı sunduğu için ama kitaplar hani farklı bir bakış açısı sunduğu için bence bu yüzden. Bence yetiştirilme tarzımızla alakalı. Hani küçüklükten beri yetiştiğimizde orada bir kitap yok. Hani her şey var ama kitap olmadığı için insanların yaşları ilerledikçe de kitapla alakalı bir şey yok. Hani sempatisi oluşmadığı için, tamamen bir ön yargı olduğu için çok fazla kitap okuma maalesef ki Türkiye'de mümkün değil. Ben Emir'in dediğine katılıyorum. Bir de gerçekten alışkanlık yapması gerekiyor insanda. Yani milletimiz doğruyu söylemek gerekirse pek kitap okumaya ihtiyaç duymuyor. Ama okunması gereken bir şey. Her yerde lazım olan bir şey. Daha buradaki röportajı vermede bile işe yarayan bir şey kitap okumak yani. Sizler yılda kaç kitap okuyorsunuz? Ben yılda yani şu zamana kadar pek saymadım ama yani bir 20'ye yakın kitap okurum yılda. Şu anda hala bir kitap okuyorum zaten. En son okuduğunuz kitabın ismi? Toplum Sözleşmesi. Durgo Sefiller. Ben bu sene 27 kitap okudum. 28.deyim. En son Nikon Mekke'den Etiğini okudum. Etik kitabı. Çalışma saatlerinin fazlalığı nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Hani düzensiz olmasıyla. Pek fazla zaman ayırmıyoruz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani eğer istersek zaman ayırıp hani bunu değerlendirebiliriz. Daha çok okuyabiliriz. Daha çok öğrenebiliriz. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Siz yılda kaç kitap okuyorsunuz? Yılda kaç kitap okuyorum? 20-25 tane kitap okuyorum. En son okuduğunuz kitabın ismini sorsam? Hüseyin Nihal Assız, Bozkurtlar. Türkiye yani cahil insanlarız. O yüzden okumuyoruz yani. Biz kendimizden biliyoruz, okumuyoruz. Yani zamanı internetle geçiriyoruz. Yani internetten okumayı daha çok seviyoruz bence. Sosyal medya yüzünden. Ben de okumuyorum çünkü. Kaç kitap okuyorsunuz peki? Yok, o kadar da değil ya. Ya en fazla 3-4 aynen. En son okuduğunuz kitabın ismini hatırlayabiliyor musunuz? Aşk-ı Memnu okumuştum. Güzeldi. Ben okumuyordum. Hatırlamıyorum. Cahillikten dolayı okumuyorlar bence. Yani boş bir şey zannediyorlar herhalde. Bu kadar. Siz okuyor musunuz? Yılda kaç kitap bitiriyorsunuz? Hiç okumuyorum. Biz de okumuyoruz. Doğru yani. Şimdi milletimize ne kadar söylesek de biz de okumuyoruz. Belki eğitimden kaynaklıdır okullardan. Çok aşılamıyorlar kitap okumayı. Bilmiyorum artık neden okumuyorlar. En son okuduğunuz kitabı sorsam? Tabii. Ben Sarıkamış'ı okudum. Hatırlamıyorum vallahi.